sabah saatlerinde neredeyse %95 doluluk oluyor. Sabah bakmak lazım. Gerçekten uyuluyor mu bu kurala? Okullar açılacak. Öğrenciler dışarıda kalacak. Bu yüzden şeyleri arttırdılar. Herkes elini oraya buraya vuruyor. Otobüslerin dezenfektan edilmesi, sıklaştırılması gerekiyor. Bir de %40 artış olması bence çok yanlış. Zaten alınan tedbirler sonucu biraz düşme yaşıyoruz. Şimdi tekrardan bir gevşeme olursa bu şekilde, ki toplu taşımada da çok fazla bulaş oranı olur diye düşünüyorum. Neyi uygun görüyorlarsa onu yapıyoruz. Herkes kendi sosyal mesafesine, her şeyine dikkat etmek zorunda. Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yol taşınması yasaklanmıştı. Bugün yapılan açıklama ile raylı sistem araçlarında %40, otobüslerde ise %25 oranında ayakta yol taşınacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bence saçma. Niye saçma? Tramvaya bindiğimiz zaman sabahları zaten dolu oluyor, tıka basa. Yani koronavirüsle hiçbir şey kalmıyor o zaman. Bence ayakta almaması lazım. Ve seferleri sıklaştırmaları lazım. Ya aslında isteseler de istemeseler de taşınıyordu. Yani buna müsaade etmeseler de taşınıyordu. Şu anda aynı hesaba geliyor, fark etmiyor yani. Vallahi genelde insanımızın bu konuya ben hiç dikkat etmediğini düşünüyorum. Ya her şeyden önce insanların kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten yani dünya, Türkiye'de de insanın bir değeri olduğunu da düşünmüyorum. Vallahi çok iyi bir fikir. Bence herkes 2 ay, 3 ay bir tamamen disipline uysa, herkes kurallarına uysa herhalde yeneceğimize inanıyorum. Artık ayakta yol taşınabilecek. Demin bindim, taşınmıyordu. Ben taşınmadığı daha iyi. Çünkü bu virüs için, bizim için yani. Başka birisi için değil. Dediğim gibi herkes önlemini 2-3 ay tamamen kurallara uysa, herkes güzelce önlemini alsa herhalde yeneriz. Ben öyle düşünüyorum. Ama hepimiz alsak da 3 kişi almadıktan sonra hiçbir faydası yok. Yani sosyal mesafenin ihlal edilmesi ve koronavirüsün ülkemizde çok önemli bir yer edinmesi nedeniyle ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Keşke öyle olmasaydı yani. Şu an duyduğuma cidden çok şaşırdım. Ben fazla toplu taşıma aracına binmiyorum. Bindiğim zaman da tramvaya biniyorum. Yani yeterli de bir mesafe bırakıyorum. Fazla da zaten şey olan yok. Yolcu olmuyor tramvayda, biliyorsunuz. Çok mecbur kaldığım zaman kendi şeyimle gidiyorum, arabamla şehre. Onun dışında toplu araca binmiyorum. Kendim de kronik hastayım. Ondan dolayı biraz uzak duruyorum yani. Kullanmıyorum toplu taşıma araçlarını zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Ayakta yolcu taşıma biraz riskli olur. Koruma altında olan büyük başka bir hastaya zarar verebilir aslında. Eski gibi olsa daha iyi olur. Ayakta taşınmasa da, normal taşınsa daha iyi olur. Her yönden şey bitinceye kadar, bu koronavirüs şeyi bitinceye kadar devam etse iyi olur. Gayet güzel yani. Herkes birbirine mesafe biraz daha mesafeli olduğu için bulaşma oranı daha az olacak, bulaşma oranı. Yani güzel diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, fazla kalabalık değil herhalde. Yani uygulama şu an gerekli. Ama bu kadar serbest bırakılmışken onu da artık ne kadar yapabilirler bilmiyorum. Diyecek bir şey de yok yani bu saatten sonra. İnşallah düzelir. Ayakta yolcu taşınması tamamen yasaklanmıştı toplu taşıma araçlarında. Ama artık raylı sistemlerde %40, otobüslerde %25 oranında taşınacakmış ayakta yolcu. Şöyle, ayakta yeni açıklandı galiba bu. Ama ben ayakta yolcu hala görüyordum yani. O yüzden diyorum, çok uyulmuyor zaten. %40 ile %60'la inşallah uyarlar yani. Bu sefer de tıka basa doldurmayacaklarının bir garantisi yok. İnşallah düzelir. Taşınması bir yandan iyi olmuş çünkü virüsün bir yandan yayılması gerekiyor. Yani yayılmadan bu virüs attı, herkes bir şekilde başlık kazanacak ki ya virüsü atlatabilelim. Şimdi sıkarsak, sıka sıka tam azalıyor ama bir anda patlak veriyor. Şimdi öyle, hem ekonomi de çok durdu. Herkes iş içine alıyor. Yani ayakta alma biraz daha ekonomiyi canlandırır mı bilemiyorum ama yani virüsün yayılma açısından biraz iyi olmuş bence. Yani sağlıklı yayılmayı sağlamak istemiş olabilirler. Bir de yeteri kadar İETT diyorum ben, İstanbul Solum için. Yani toplu taşıma aracı yoksa onun için de gerekli olmuş olabilir. Tam da bilemiyorum. Hayırlısı olsun. Yani riskli tabii ki. Hepimizin eşi otobüsle gidiyor işe. Yani endişeliyiz. Oradan da eve geliyor. Çocuklar var. Okul da açılıyor zaten. Ne yapacağız bilemiyoruz. Yani endişeliyiz. Güzel bir önlem. Doğru bir karar bence. En son bugün kullandım zaten. Bugün otobüsler biraz yani dolu değildi. Önce binmedim, koronavirüs başladığından beri otobüs kullanmıyorum zaten, ama
Ya bugün az kişi de taşınıyordu, iyiydi. Riskli bir durum bence. Yani tehlikeli olabilir salgının yaygınlaşması açısından. Doğru bulmuyorum. Zaten hiç bilmiyorum. Bilmedim de şimdiye kadar. Çünkü bizim halkımız duyarlı değil. Ne kadar mesafe takılsa, ne kadar kısıtla koysa dip dibe maskesiz oturuyorlar. Onun için hiç tespit bulmuyorum. Ben de zaten hiç kullanmıyorum. Kararı olumlu bulmuyorum. Çünkü daha öncesinde yani yasaklanmış ve yani ben de burada bir sağlık çalışanı olarak yani olumlu bulmuştum açıkçası yasaklanmasını. Çünkü insanlar dip dibe gidiyor. Zaten kapasitesinin üstünde yolcu alımı yapıyorlar. Bunun sonucu olarak da doğal olarak daha çok virüsün yayılmasına sebep oluyor. Ama gerekçelerini bilmek de lazım. Bilmiyorum, bana pek doğru gelmedi. Saçma geldi yani açıkçası. Yani açıkçası başta bu kurallara uyulmuyordu. Şu anda uyulduğunu görüyorum. Olması gereken bu. Hani fazla yolcu insanlar dip dibe olmaması gerekiyor. Böyle düşünüyorum yani, en azından belli bir süre böyle olması gerekiyor. İnşallah uyulur kurallara da. Artık ayakta yolcu olmayacak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani demin de söylediğim gibi olmaması da gerekiyor ama hani ayakta yolcu alınmamasının da yanında ekstra önlemler alınmasının hani ekstra önlemler alınması gerekiyor. Ekstra otobüs eklenmesi gerekiyor bence. Hani ayakta yolcu alınmıyor ama ekstra otobüs eklenmeyince bu sefer de hani insanlar yetişemiyor, duraklar kalabalık oluyor. Bu da ayrıyeten bir sıkıntı oluşturuyor. Ya bu zaten hani şeyi arttırır. Bulaşma riskini daha çok arttırır. İnsanlar hani bazılarına söylüyorsun, maskeyi dahi takmıyor. O da ne olacak? Kişi de eğer ki pozitifse diğer insanlara bulaştırmış olacak yani. Hani biraz daha şey olması lazım, kat olması lazım şeylerin, alınan tedbirlerin. Tamam hani normalleşme dönemi var ama hani bir de şey var, salgın diye bir gerçek var. Yani olumlu düşünüyorum. Sonuçta bir virüs var ve buna göre hareket edilmeli. Ayakta yolcu alınması tamamen yasaklanmıştı. Evet. Ama şu an otobüslerde %25 oranında, ray sistemlerde ise %40 oranında ayakta yolcu taşınacak. Yani şöyle diyeyim, biraz sıkıntı ama yani yapacak pek de bir şey yok yani, bizim yapacak olduğumuz bir şey. Neyi uygun görüyorlarsa onu yapıyoruz. Herkes kendi sosyal mesafesine, her şeyine dikkat etmek zorunda. Öncesinde uygulanmadı tam olarak bu sistem. Ben tramvayla geliyorum ve bu karar alınmadan önce çok fazla yoğunluk vardı. Ama sonrasında bu karar alındıktan sonra tramvayın sefer saati yani aralıklarda artmadı. Bu sefer de yolcu alma, taşıma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Yani şu an %40 oranında son zamanlarda geldiğim tramvay yolculuklarında zaten oran bu şekilde, aşılmıyor pek. Gerçi sabah saatlerinde binmedim ama sabah saatlerinde neredeyse %95 doluluk oluyor. Sabah bakmak lazım, gerçekten uyuluyor mu bu kurala? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben kararların koronadaki vakalara göre alındığını düşünmüyorum. Yani okulları açıyorlar şimdi, otobüsler dolacak, dışarıda öğrenciler kalacak. Bu yüzden arttırıyorlar. Yani ben geçen otobüse bindiğimde oturacaktım. Adam ayakta bekleyecektim. Boş yer vardı. Bana kızdı, arkaya otur dedi. Ama okullar açılacak. Öğrenciler dışarıda kalacak. Bu yüzden şeyleri arttırdılar. Öyle düşünüyorum. Kış geliyor. Hastalık bence azalmayacak. Ama şeyleri arttırmışlar yani. Ayakta yolcu sayısını arttırmışlar. Yanlış buluyorum. Son zamanlarda çok toplu taşıma kullanmadığım için aslında son durumu bilmiyorum. Yani o yüzden çok bir yorum yapamayacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bence sadece ayakta yolcu alınması değil, otururken de kısıtlama getirilmesi gerekiyor korunma olması için. Yani böyle olduğu için çok bir tedbir olmayacağını düşünüyorum yani. Yani bence ben tramvay veya otobüse bilmiyorum ama binen arkadaşlar için söylüyorum. Bu yanlış bir şey. Çok fazla yakın olmamak gerekiyor. Mesafe kurallarına uymak gerekiyor. Maskeyi fazla takmıyorlar, zaten burunların aşağısında tutuyorlar. Bunlar çok yanlış bir şey. Bir de ayakta olması, herkes elini oraya buraya vuruyor. Otobüslerin dezenfektan edilmesi, sıklaştırılması gerekiyor. Bir de %40 artış olması bence çok yanlış. Benim hoşuma gitmedi bu durum. Doğru bulmuyorum çünkü zaten alınan tedbirler sonucu biraz düşme yaşıyoruz. Şimdi tekrardan bir gevşeme olursa bu şekilde, ki toplu taşımada da çok fazla bulaş oranı olur diye düşünüyorum. O yüzden doğru bir karar değil bence.